Merhaba, piyasa hattı başlıyor saatler 14. Haftanın son işlem günündeyiz artık. Yoğun bir haftayı bitiriyoruz diyebiliriz. Şimdi küresel merkez bankalarını atlattığımız bu geçtiğimiz haftalardan sonra bu hafta yoğun olarak takip ettiğimiz veri akışında Amerika tahvil faizleri, dolar endeksinin güçlülüğü ve yurt içerisinde ise önemli bilançolarda. Gerçi yurt dışında da önemli bilançoları takip ettik. Özellikle Tesla'nın bilançosu bu hafta en dikkat çekici olanlarından bir tanesiydi. Yurt içerisinde ise dediğim gibi haber akışı ve daha çok bilançolarla şekillenen bir haftaydı. Borsa İstanbul'un seyrinin 8600 ila 8900'ler arasında olduğunu gördük bu hafta içerisinde. Bugün seyrinde de binde 2.3'lük bir düşüş olduğunu takip ediyoruz. Dolar TL'ye baktığımız zaman ise 34.29'dan işlemler geçiyor. Binde 1.2'lik yatay bir yukarı hareket söz konusu. Ve Euro TL 37.18'den işlemlerin geçtiğini takip ediyoruz. 10.000'de altılık yine yatay yukarı hareket söz konusu. Ve parite tarafı 1.0825'te 10.000'de 3'lük bir düşüş olduğunu izliyoruz. Dün paritenin hareketi tam olarak 1.08'deydi. Bugün biraz daha yukarıya doğru tepki vermiş gibi gözüküyor. Genel anlamda burada tabii Avrupa Merkez Bankası'nın atacağı adımlar ve bundan sonrasında Trump fiyatlaması biraz da işin içinde olduğunu söyleyebiliriz. Güçlü dolar temasının bu anlamda pariteleri de şekillendirdiğini söyleyebiliriz. Avrupa piyasalarına bakalım. Bu hafta genel anlamda satıcılı seyirleri hakimdi. Avrupa piyasalarının kar satışlarıyla birlikte söz etmiştik kendilerinden. Özellikle Avrupa pazarındaki otomotiv hisselerindeki satışlar ön plandaydı. Bugün ise baktığımız zaman yine düşüşlerin hakim olduğunu görüyoruz. Londra borsası şu anda 8258 puanda olduğunu izliyoruz. Paris Kakaran Endeksi binde 3 düşüşle 7480 puanda olduğunu takip ediyoruz. DAX Endeksi 19426 puanda ve binde 1 düşüş olduğunu orada da takip ediyoruz. Ve İtalya Milano borsası 34759 puanda binde 1.8'lik bir yukarı hareket var. Amerika piyasalarına şöyle hızlıca bir göz atalım. Dün satışların hakim olduğunu görmüştük ama bugün vadelilerde biraz daha alımların hakim olduğunu görüyoruz. Dün Tesla'nın %20'lik yükselişi oldukça önemliydi ve burada verilen Elon Musk'ın verdiği rehberlik oldukça önemliydi. Bundan sonraki dönemde büyümenin %25-30 civarında oldukça iyimser bir tablo çizmesi bu alımların sebebi oldu diyebiliriz. Dow vadelisi şu anda 42.669 puanda, binde 1.5'lik bir yukarı hareket var. Nasdaq vadelisi 20.416 puanda ve binde 2'lik yukarı hareket olduğunu görüyoruz. Ve S&P 5850 bandında yatay harekette olduğunu söyleyebiliriz birkaç gündür. Bu seviyelerde seyrediyor. Bugün de yatay yukarı hareket söz konusu. Emtia tarafı. Altın 3. rekor haftasında gidiyor, 3. haftalık yükselişinde. Bugün biraz realizasyonlar olsa da 2700 doların üzerindeki seyrini koruyor. Şu anda da binde 5 düşüşle 2721 dolarda. Gram altın 3000 TL'nin hemen altında şu anda. Spot gümüş 33.16'dan işlemler geçiyor. %1.5'luk bir düşüş var. Brent petrol 74.78 dolarda, yarım puan yukarıda ve ham petrol de 70 doların hemen üstünde. Dün de bahsetmiştik 75 doların üzerinde kalıcı olup olmayacağı biraz da merak konusu, jeopolitik risklerden besleniyor ama ekonomik aktivite, Çin'e dair endişeler burada kalıcı olmaya devam ediyor. Fiyatı tam olarak desteklemiyor diye. Bugün de benzer şekilde 75 doların altındaki seyrine, 75 doların altına geldiğini görüyoruz. Ve biraz daha yurt içi konuşacağız. İntegral Yatırım Araştırma Analisti Harun Demircan bana eşlik edecek. Bugün gelen önemli bilançoları takip etmiştik. Akbank'ın bilançosunu takip ettik. Çimsa'nın, Türk Traktör'ün bilançosunu takip ettik. Bugün ise Arçelik'in ve Anadolu Hayat'ın bilanço açıklaması bekleniyor. Genel anlamda bilançolarda çok muhteşem bir bilanço dönemi yaşamadığımızı görüyoruz değil mi Harun? Akbank'ın bilançosunda biraz daha beklentileri yatay paralel sonuçlar gelse de marjlardaki daralma oldukça dikkat çekici ve 2024 yılı hedeflerini tutturmakta da bankalar galiba başarısız olacak gibi gözüküyor. Bunda tabii piyasaya yansımalarında kar satışlarıyla birlikte geldiğini görüyoruz. Ama bugün Borsa İstanbul'daki seyir biraz daha kar satışları ve yine de 8800 üzerinde ki seyrini korumaya çalışan bir seyir. Şimdi önümüzdeki hafta tabii oldukça önemli olacak. Enflasyon verisini takip edeceğiz. Dolayısıyla genel anlamda piyasanın şöyle bir fotoğrafını çekecek olsak hem bu hafta biterken hem önümüzdeki haftaya dair neler söylersin? Merhaba Burcu'nun. İyi yayınlar öncelikle. Sizin de özetlemiş olduğunuz gibi aslında gelen bilançolarla beraber ufak da olsa biraz hareketlilik gördük. Ancak bu hareketlilik yeterli değil. Çünkü üçüncü çeyrek bilançoları beklenildiği gibi zayıf gelmeye devam ediyor. Ara ara bazı bilançolarda beklenti üstü karlar açıklansa bile bunların etkisi şu anda Borsa İstanbul'da kalıcı olmuyor. Önümüzdeki haftaya bakarsak şimdi yurt dışı tarafta Cumhuriyet Bayramı sebebiyle 1,5 gün piyasanın kapalı olacak olması biraz da o likiditeyi azaltabilir. Ancak
küresel tarafta gelişmeler çok önemli. Çünkü biz hep bahsediyoruz FED tarafındaki o faiz indirim sürecinin yansımalarını. Bu sebepten dolayı önümüzdeki hafta ABD tarafından gelecek veriler aslında bu faiz indirim süreci hakkındaki en önemli hafta olabilir belki. Çünkü çarşamba günü büyüme verisini alacağız ABD'den. Perşembe işsizlik, cumada tarım işi istihdam verisi gelecek. Bunlara istinaden artık bu verilerden sonra o öngörüler biraz daha netleşebilir. Burada faiz indirimi yapılacak mı, yapılmayacak mı veya 25 bas puan mı, 50 bas puan mı soru işaretleri var. Bunun yanı sıra ABD seçimleri de burada önemli bir etkisi olacak. Bundan dolayı hem küresel piyasalara yansıması biraz daha etkili olabilir hem de yurt dışı tarafta Borsa İstanbul'a yansımasında bir etki görebiliriz. O yüzden küresel taraftaki gelişmeler büyük önem arz ediyor. Diğer taraftan sizin de söylemiş olduğunuz gibi hem enflasyon verisini beklememizden kaynaklı Borsa İstanbul'da bir beklenti oluşmuş durumda. Şu andaki duruma baktığımızda faiz indirim süreci hakkında piyasanın beklentisi ya Aralık ayında bir indirim gelecek veya 2025'e sarkacak tarafında bir beklenti oluşmuş durumda. Bu beklentiler tamamen enflasyon verisiyle beraber daha da netlik kazanabilir. Çünkü biz aşağı yönlü bir eğilim görmemiz durumunda enflasyon verisinde. O Aralık ayı beklentisi biraz daha kuvvetlenebilir. Burada Borsa İstanbul'un buna ihtiyacı var diyebiliriz. Burada beklentiye paralel sonuçlar gelmesi, aşağı yönlü bir eğilim görmemiz durumunda enflasyonda. Aralık ayı faizinin beklentisinin kuvvetlenmesi, Borsa İstanbul'da olumlu bir hava yaratması mümkün diyebiliriz. Ancak bunları konuşmak için şu an biraz daha erken. Aşağı veya yukarı yönlü hareketlilikler görüyoruz. Bir gün tepki alımları geliyor. Daha sonrasında satışları görüyoruz Borsa İstanbul'da. Kalıcı bir hareketlilik yok. Bunun sebebi hem hacimlerin düşük olması hem de o likidite azlığından kaynaklı oluşan durum diyebiliriz. Burada bilançolarla beraber biraz daha hareketlilik gördük. Önümüzdeki süreçte ben üçüncü çeyrek bilançoların beklentinin zayıf olmasından kaynaklı gelecek olası beklenti üstü karlılıkların biraz daha hareketlilik katacağını düşünüyorum Borsa İstanbul'a. Diğer yandan 8850 seviyesi burada kritik. Bu seviyede şu an fiyatlanmasını sürdürüyor BIST 100 endeksi. Bu seviyenin üzerine kalmakta başarılı olursa 9000 ve 9200 seviyelerini takip etmeye devam ediyoruz. Ancak bu seviyeyi kırması durumunda alt tarafta 8700 ve 8400 seviyeleri önemli bir destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan bankacılık endeksi büyük önem arz ediyor. Burada 12.000 seviyesi kritik bir destek demiştik. Bu seviyenin üzerinde kalmayı başarırsa önümüzdeki süreçte 12.700 seviyesi önemli bir direnç noktası olacak. Bu seviye 200 günlük hareketli ortalamaya denk geliyor. Bu seviyeyi kırması ve üzerine kapanışlar gelmesi olumlu seyri kalıcı hale getirebilir. Ancak yine 12.000 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda daha da sert bir satış baskısı görebiliriz. Genel anlamda artık yavaş yavaş veri akışının yoğun olacağı bir döneme giriyoruz. Hem küresel tarafta hem yurt dışı tarafta. O yüzden artık Borsa İstanbul'da biraz daha hareketlilik olacağını, bilançolarla beraber bir destek alması durumunda olumlu havanın biraz daha kuvvetlenebileceğini ben düşünüyorum. Evet Harun, ben de sana teşekkür ediyorum. Dikkat çektiğin seviyeler de önemli. Güzel de bir hafta sonu diliyorum. 12 bin seviyesinde bankacılıkta, 8850 seviyesinde BIST 100 endeksine dikkat çekti Harun Demircan. Bugün biz ama piyasaları Doktor Emrah Ahi ile konuşacağız. Arfcap kurucu ortağı, ama öncesinde Burcu giriş konuğumuz olacak. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve CFO. Reklamdan sonra bekliyoruz. Evet, piyasa attı kaldığı yerden ve değerli konuklarıyla tüm hızıyla devam ediyor. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve CFO Burcu Geriş konuğumuz. Merhaba Burcu Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk Burcu. Şimdi bilançolar, finansalları çok taze açıkladınız. Şimdi performansları üzerine konuşacağız elbette. 2024 yılı da sizin için güzel geçen de bir yıl diyebiliriz. Yolcu trafik sonuçlarına göre 9 ayda 83 milyon yolcuya hizmet verdi ve buradaki artış aslında
%12 büyümeyle olduğunu görüyoruz. Dış hatlarının büyümesi %13 civarında ve tabii aslında zor bir yıldan, her anlamda zor bir yıl jeopolitik gelişmelerle birlikte. Şimdi ben bu finansal sonuçları ilk önce değerlendirecek olsak, siz de tabii CFO'sunuz, işin kalbinden geliyorsunuz, böyle direkt bu bilanço yönetiminin en önemli kısmından geliyorsunuz. Şimdi finansal sonuçları şöyle bir değerlendirerek başlayalım Burcu Hanım. Özellikle bu hem geçtiğimiz yılın bu bir seferlik TİBAH Medine satışının etkisinin azalmasına rağmen kuvvetli bir bilanço gördük diyebiliriz. Ben ama detaylarını biraz daha size sormak istiyorum. Özellikle nakit yaratmayı ve borç düşürmeyi başarma kısmında bilançonun öne çıktığı detaylar var ama sizden dinlemek isteriz. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir başlangıç yaptık. Aynen, yolcu sayımız bütün bu son aylardaki Orta Doğu'daki gerginliğe rağmen gene de ilk 9 ayda %12'lik bir artış gösterdi. Gelirlerimizde %25'lik bir artış oldu. FOVÖK bakarsak %28. Bunlar hep euro bazında. Bizim fonksiyonel para birimimiz euro. Dolayısıyla %28'lik euro bazında bir artış, çok ciddi bir artış. Onun sonucunda da nakit yaratımı ve nihayetinde borç azaltımı oldu. Belki hatırlarsınız, yatırımcılarımız da hatırlar. Biz 2022'den beri uzun dönemli, uzun vadeli guidance, yani uzun vadeli beklentilerimizi paylaşıyoruz yatırımcılarla. Çünkü çok büyük yatırımlara girdik. Hatta kesinlikle bunlara Covid zamanı girdik. Bile isteye girdik. Bu, havacılığın geri döneceğini düşünerek, bu bizim işimiz, bunu bilerek girdik. O sıra çok desteklemeyenler oldu, kafasında soru işareti olanlar oldu. İşte Almaty'yi satın aldık, Antalya'yı uzattık, yeni ihalesine girdik, Ankara'yı yeni ihaleye girdik, kazandık. Ama TAV'ın geleceğini inşa etmiş olduk böylelikle. Bizim kalan süremiz 8 seneydi, bütün kalan toplam süre 8 seneydi, şimdi 30 sene. Dolayısıyla çok büyük yatırımlar geleceğini için iyi oldu. Ve borçluluğumuz ilk başta yüksekti. Yani bu net borcun favori oranı 7-6 kere falandı. Onları 6-5-4-3 diye düşüre şu an bugün geldiğimiz noktada 3.4 net borcumuzun favori oranı. Bu sene için bizim guidance'ımız zaten 3.5-4.5 arasıydı. Yani çok iyi gidiyoruz. Gelecek sene için de 2.5-3 arası. Gayet iyi bir nakit yaratımı oldu. 121 milyon euro bizim nakit net serbest akımımız oldu bu sene. Evet, bu tarafta gerçekten özellikle yatırım faaliyetlerinden, finansman faaliyetlerinden nakit çıkışı olmasına rağmen öz sermayenin de gerçekten güçlendirildiği ve net borç pozisyonunda azaldığı gözüküyor. Tabii trafik performansı belki artışı herhalde havacılık sektörünün en önemli kası olmaya devam ediyor. Az önce de konuştuk, yolcu trafik sayılarının olumlu seyretmesi belki bu bilançonun güçlü seyretmesinin en önemli sebebi aslına bakarsanız. Şimdi 2024 yılı bitiyor artık. 2025 yılına dair beklentilerinizi de sormak istiyorum. Tabii şimdiden bir guidance vermek zordur belki ama en azından şöyle öngörüleriniz de ne yönde? Tabii. Biz hala kuvvetli bir trafik olacağını düşünüyoruz. Doğru, Eylül'de biraz bir yumuşama göründü. Yani bizim bu %12'lik, 13'lük artışlarda Eylül ayının payı çok fazla değil. Ama kış dönemi için de iyi bir trafik öngörüyoruz. Gelecek sene için de böyle %9-10'lar seviyesinde bir trafik büyümesi totalde, bizim portföy özelinde diyeyim. Çünkü bizim portföy sadece Türkiye değil, biliyorsunuz Almaty, Gürcistan, Makedonya, Medine, Tunus, birçok havalimanını barındırıyor. 15 havalimanı var. Hepsini totaline bakarsanız bir yaklaşık %10'luk bir büyüme öngörüyoruz diyebiliriz. Şimdi Burcan, Almaty tabii sizin göz bebeğiniz oldu ve çok değerli de bir yatırım oldu. Şimdi bu yıl oradan FAVÖ'ye olan katkısının da giderek arttığını da takip ediyoruz. Bunun yanında ben Ankara'yı ve Antalya'yı da sormak istiyorum. Özellikle Antalya kısmından başlayacak olursak %91 oranında tamamlandı, evet, yanılmıyorsam. Sene sonu itibariyle %95'e ulaşmayı ve galiba birinci çeyreğin sonunda da yeni terminalinde yolcu trafiğini açmayı planlıyorsunuz. Buradaki FAVÖ'ye katkılarını merak ediyorum. Daha sonra Ankara'yı merak ediyorum. Bu tarafta yine FAVÖK seviyesine katkısını, özellikle 2025 Mayıs ayında başlayacak sanıyorum Ankara'da ve bu taraftaki karla etkisini de merak ediyorum. Tabii, hepsini sırasıyla anlatayım seve seve. Çok mutluyuz bu üç yatırımımızda, zaten Almaty'yi bitirdik. Antalya sona ermek üzere, Ankara'da aynı şekilde bitmek üzere. Antalya'yı biz konsolide etmiyoruz. Dolayısıyla bizim konsolide rakamlarda Antalya'yı görmezsiniz. Ama Antalya kendi başına bir dev zaten. Yani 40 milyon yolcusu olan, 500 milyon eurodan fazla kendi cirosu olan, 250 milyon eurodan fazla da EBITDA'sı olan bir şirket. Ama konsolide etmiyoruz.
Dolayısıyla favori etkisini onu görmeyeceksiniz, görünmeyecek. Ama tabii nakit yaratımı ve temettü ödemesi olarak görünecek bütün bunlar sermaye katkısı. Dedikleriniz çok doğru. %91'deyiz şu anda. Bitmek üzere. Çok az kaldı. Çok güzel olacak terminaller. Zaten bayağı bir kısmını da tamamladık. Birinci çeyrek bitmeden önce, yani yeni sezona bomba gibi geliyoruz. Antalya Havalimanı gerçekten yeni kapasitesini ikiye katlamış olacak. 40 milyonlardan 80 milyonlara çıkarmış olacak. Büyümeye kilidini açmış oldu. Orada katkısı mutlaka çok fazla olacak şirkete. Ankara'ya gelirsek, Ankara'da da çok iyi bir zamandan önce bitiriyoruz Ankara'yı. Ankara ikinci çeyrekte tamamlarız oradaki yatırımımızı. Orada da %80'lerde bir tamamlanma, hatta %80'i bile geçti. Hava tarafındaki orada yatırımlarımız. Ankara'yı biz şu anda işletiyoruz. Yeni dönemimizde Mayıs 2025'te başlayacak. Mayıs 2025'te hem tarife artışı da olacak. Hem garanti yolcu olayı da bittiği için biz garantinin üstünde bir yolcuya hizmet veriyoruz. Onun da etkisi, katkısı olacak. Bir de İfrik 12 sisteminden çıktığımız için orada da Favök 2'ye katlanacak diyebiliriz. Çok da heyecan verici rakamlar. Aynen. Şimdi Almaty'yi biraz daha derinleştirelim peki. Evet. 2025 Şubat ayında muhtemelen kesinleştirmeyi amaçladığınız yatırım planınız var. Özellikle bu yeni yatırım planı. Tabii Almaty çok değerli dedik. İşte yolcu trafiği pandemi öncesine göre %72 oranında arttı ve çok da kritik bir noktada bulunuyor aslında bakarsanız. Buradaki yatırımları artırmayı sebebinizin buradan gelen katkı olduğunu düşünüyorum. Ama yatırımı biraz daha böyle detaylı şekilde de merak ediyorum. Doğrusu. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Şimdi biz Almaty'yi çok enteresan COVID zamanı aldık, satın aldık. Yani COVID öncesinde başlamıştık satıcılarla görüşmeye. COVID zamanı devam edelim mi diye düşündük. Edelim dedik çünkü geri gelecek bu. Ama sadece terminal yatırımına odaklandık ilk etapta. Çok da açılmamak için. Terminal yatırımında $200 milyon bir yatırım yaptık. Onu tamamladık. Haziran'da yeni terminali açtık. Ama şimdi bu havalimanı tamamını biz işletiyoruz ve bizim havalimanımız. Yani bir süresi yok. Bir 20 yıl, 30 yıl süresi yok. Sonsuza kadar bizim. Dolayısıyla oradaki büyüme, hava tarafındaki büyüme de çok önemli. Pistler, apronlar, kargo apronları, orada yolcu trafiğine ek olarak kargo trafiği de çok kuvvetli. Eğer biz oraları büyütmezsek, modernleştirmezsek o kapasite olmamış olacak ve büyüyemeyecek havalimanı. Dolayısıyla o kapasiteyi bizim açmamız lazım. Nasıl Antalya'da yaptık, Ankara'da yaptık, Almaty'de terminal tarafında yaptık. Şimdi hava tarafında da aynı şeyi yapmak istiyoruz. Bunun zaten geri dönüşü çok hızlı bir şekilde olacaktır. Biz yolcu sayısı gelecek senenin tahminlerini dikkate alırsak ikiye katlanmış olacak 2019'a göre. Arada da COVID geçti. Favök de ikiye katlanmış olacak. Yani 5 yılda ikiye katlayan yolcusunu ve Favök'ünü COVID'e rağmen havalimanı ben çok bilmiyorum dünyada. Dolayısıyla bu yapacağımız yatırımları tam rakamını söylemiyoruz. Çünkü daha çalışıyor firmalar, mühendisler. Master plan üzerinde çalışıyorlar. 150 ile 300 milyon gibi geniş bir aralık verdik. Farkındayız çok geniş olduğunu. Bunu zaten bir senede yapmayacağız. 3-4 yıla yayacağız bunları. Ve gelir getirici şekilde yapacağız bütün bunları da. Şubat'ta daha fazla detay vermek istiyoruz bu yatırımlarla ilgili. Peki. Şimdi biraz da 2025 yılı genel olarak planlarınızı sormak istiyorum. Tabii kendi verdiğiniz rehberlik aslında aynı devam ediyor. 2025 yılındaki verdiğiniz öngörüleri bir kez daha tekrarlasak, bir de tabii ben 2025 yılı için aslında daha önceki yayında da konuşmuştuk, Karadağ'ı konuşmuştuk ve tabii Kuveyt belki olabilir demişsiniz. Biraz aslında 2025 yılı buraların konusu da olabilir mi? O kısımda merak ediyorum. Evet. 2025'te dediğiniz gibi aslında 2025'e kalmadan belki Kuveyt'in sonucunu da bekliyoruz. Orada bir ihaleye katılmıştık biliyorsunuz. Sonucunu gelmesini bekliyoruz. İnşallah yıl sonundan önce açıklanır. Karadağ'da dediğiniz gibi gelecek sene ihalesini bekliyoruz. Ona da hazırız. 3 tane ön yeterlik alan firmadan biriydik. Karadağ Havalimanları da bizim bölgemizde, ilgilendiğimiz bölgeler arasında. Bu ikisi de zaten bilanço yapısını çok değiştirecek büyüklükte yapılar değil. Kuveyt zaten herhangi bir sermaye gerektiren bir iş değil, işletme sözleşmesi. Karadağ'ın da çapı biraz daha küçük. Dolayısıyla bizim hedeflerimizden şaşırtmayacaktır. Biz biliyorsunuz kredi net borçluluk oranlarımızı düşürmeyi hedefledik. 2022'den beri bunu hedefledik. 2025 için de 2,5-3 hedefini verdik net borcun FAVÖ oranını. Bunu şu anda koruyoruz.
karlılıkta EBITDA artışında, yolcu artışında, ciro artışında da yıllık büyümeler vermiştik. Bunların evet. da hepsini koruyoruz. Yani %14 ile 18 arası bir yıllık büyüme ciroda, 14 ile 20 arası yıllık büyüme FAVÖK'te. Bunları 2022'den 25'e her yıl için verdik. Yani ortalama yıllık büyüme olarak verdik. Şu anda bunların hepsini koruyoruz. Şimdi sadece yatırımı yukarı çektik. Peki, evet, yatırım harcamalarınız biraz aynen. daha yukarı. Bunu da zaten aslında bir kısmı da belki anlatıyla da ilgili de aynen. diye düşünüyorum. Şimdi tabii bu yıl bilanço yönetmek belki en zor kısım oldu değil mi? 2024'ün bu işte bir taraftan bu kadar finansman gider maliyetlerinin yüksek olduğu bir yıl, işte faizlerin yüksek olduğu bir yıl, şirketlerin en çok zorlandıkları tarafta özellikle giderler tarafını da yönetmek oldu. Zaten aslında gelirler anlamında biraz daha daralan bir yıldı. Sizin gibi şirketler için söylemiyorum ama ihracat şirketlerinde performansların oldukça zorlandığı bir yıldı. Diğer taraftan bilançonun işte bu gider tarafını en zor kısmı olan burası. Az önce konuştuk, nakit yaratmayı başardınız, net borcu düşürmeyi de başardınız diye. Bir taraftan bu dönemde sizi en zorlayan kısım finansman giderleri ve operasyonel giderler diyebilir miyiz? Klasik olarak bilançolarda gördüğümüz kısım aslında bakarsanız burası. Siz nasıl yönetmeyi başarıyorsunuz diye sormak istiyorum. Kesinlikle doğru. Yani hem finansman giderleri hem operasyonel giderler bu senenin zaten böyle aynen hot topic diyebileceğimiz konusu. Biz elimizden gelince iyi yönetmeye çalışıyoruz bunları hep. Finansmanı en son geçen Aralık ayında ilk Eurobond ihracımızla zaten bütün finansman ihtiyacımızı oradan karşılamıştık. Nakitimizi koruyoruz. Dolayısıyla nakit yönetimi açısından hiçbir sıkıntımız yok. Bizim 2026'ya kadar ay ay ne kadar nakit planladığımız farklı öngörülerle belli. Şu an bir fonlama sıkıntımız, nakit sıkıntımız bulunmuyor. Çok likit bir durumdayız. Zaten bilançoda da görünüyor, 700 milyon euro likit durumdayız. Giderler tabii, operasyonel giderler, hani euro kazanıp TL harcayan bir şirket olarak onlar bizi etkiledi. Yani ne yalan söyleyeyim. Şimdi %30'larda bizim FAVÖK marjımız. %30'lar iyi bir marj. Çok da güzel büyüdü gelirler. Eğer bu giderler üzerinde enflasyonist baskı olmasaydı ve enflasyon kur dengesi bizim aleyhimize olmasaydı bu marjlar bir %3-4 daha yüksek olabilirdi geçtiğimiz sene ve bu sene. Ama %30'larda korumak bile çok büyük bir başarı tabii. Bundan sonrası için bu dengenin daha hani önümüzdeki yıllarda enflasyonun düştüğü, enflasyon kur dengesinin daha orantılı olduğu dönemde bu baskının azalacağını, giderek azalacağını düşünüyoruz. Yani son 2 yılda en kötüsünü inşallah yaşamışızdır diye düşünüyoruz. Bir de bizim portföyde tabii sadece Türk Havalimanları değil. Tabii. Birçok ülkenin havalimanı var. O da biraz hedge etkisi getirmiş oldu. Yani Türkiye'deki korunmuş oldu. Aynen, Türkiye'deki giderlerimiz doğru arttı enflasyonla. Ama diğer giderlerimizde o kadar büyük bir artış olmadı. Birbirini hedgelemiş oldu. Şimdi 2025 yılı, acaba siz konuşurken şu geldi aklıma. 2025 yılı ikinci yarıdan sonra biraz daha özellikle kur tarafının dengelenmesiyle birlikte, işte faizlerin düşüp diğer taraftan enflasyon düşürmesiyle birlikte 2025'in ikinci yarısında acaba bu yüksek beklentilerin biraz daha şekilleneceği bir zaman olabilir mi? İnşallah. Biz de iyi bir sezon bekliyoruz 2025'in ikinci yarısı için, dediğiniz gibi. Olacaktır diye düşünüyoruz. Yani bu enflasyon düşüş trendinde biraz daha yavaş beklenene göre ama doğru tarafa doğru gidiyor. Yüksek kısımlar bitti. Bundan sonra daha iyi olacaktır diye düşünüyoruz. Burcu'm, çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Yayınımıza katıldığınız ve sorularımızı yanıtladığınız için. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve CFO Burcu Geliş konuğumuzdu. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Ve dönüyoruz Doktor Emrah Ahi'ye, ArfCap kurucu ortağı. Merhaba Emrah, hoş geldin yayınımıza. Burcu merhabalar, hoş bulduk. Şimdi Emrah, istersen çok böyle bir küreselden başlayalım mı? Şu anda sıcak gündem, bu haftanın sıcak gündemi Amerika 10 yıllıkları ve işte dolar endeksindeki yükselme, bugün endeksleri baskılaması oldu. Biraz bu taraftan küresel piyasalarda risk iştahı nereden seyrediyor? Oradan konuyu alıp sonra yurt içine doğru gelmek istiyorum. Genel olarak beklentileri sormak istiyorum. Çünkü önümüzde seçimlere de çok yakın bir zaman kaldı. Fiyatlamalar da bu eksende gelişiyor. Düşüncelerin neler? Tabii yani şu ara benim de gördüğüm en önemli trade bu. Aslında birçok kurum da bunu yazdı, çizdi. Trump trade oluyor gibi. Hatta bunu da işte anket şirketlerinden görebiliyoruz. Mesela Polymarket diye bir tane şirket var veya şu an ismini hatırlayamadığım birkaç tane daha. Böyle direkt işte insanların bet ettiği, üzerine bahis oynadığı şirketler biraz daha anlık verilerle gösterebiliyor bunu. O yüzden aslında onlara daha çok bakılıyor.
Mesela son dönemde, hatta ben de sosyal medyada paylaşmıştım, bu Trump'ın seçilme ihtimaliyle Amerikan 10 yıllık faizleri inanılmaz korole hareket ediyor. Kabaca işte 3-4 haftadır falan böyle bu. Niye diyecek olursak, çünkü Trump'ın seçilmesi demek daha yüksek bütçe açığı demek, harcamalar demek, işte Amerika'daki vergilerin düşürülmesi demek. Dolayısıyla bu daha fazla ekonomiyi canlandıracak bir hamle. Tabii dünyanın geri kalanına ekstra tarifler, bu gümrük vergileri gelecek, o da işin başka bir boyutu, ama en azından Amerika için enflasyon beklentilerini yukarı çekecek, hatta tabiri caizse biraz patlatabilecek bir aksiyon kümesi bekleniyor Trump'tan. Çünkü geçmişte bunları gördük, söylemleri de bu şekilde. Şu anki fiyatlarında işte en son hatta bu bahsettiğim anket şirketlerindeki rakamlar %60'lara kadar falan geldi seçilme ihtimali. İşte herhalde bu %100'e gitse mesela, Amerika 10 yılları herhalde o zaman 4.40'lara falan gidecek muhtemelen. Yani şeyi kestirmek çok zor tabii, birebir aynı ilişki kalır mı, ama şimdilik bu trade biraz fiyatlanıyor gibi. Tabii tahvil faizlerinin yukarı gelmesi demek ABD ile diğer bölgelerle olan faiz makası açılıyor demek. Örneğin Euro bölgesiyle işte Alman faizleriyle Amerikan faizlerinin makasına bakacak olursak o da ciddi açıldı. Bu da Euro dolar aleyhine hareket eden bir durum oluyor. İşte güçlü dolar demek oluyor tabii, Amerika'nın faizlerinin yükselmesi ve ekonomi ısınması. Aslında Trump bir yandan bunu da çok sevmiyor. Tabii güçlü dolar da çok istemiyor. Onu nasıl becerebilir bilmiyorum. O yani hem faizlerin yukarı geldiği hem ekonominin canlandığı bir ortamda güçlü dolar biraz kaçınılmaz oluyor. İşin bir de o boyutu var tabii. Şu an ana tema biraz bu gibi benim gördüğüm global piyasalardaki etken. Ama tabii hiç belli olmuyor tabii bu anketler. Mesela işte Trump'ın seçildiği 2020 yılında o zaman Hillary Clinton ihtimali çok daha yüksek görülüyordu. Yani bu son dakika tabii değişebiliyor, ama şu anki gidişat biraz Trump ihtimalinin baskın olduğu bir ortamı bizi getirdi. Bu da tabii Fed faiz indirim fiyatlamalarını biraz aşağı çekiyor. Orta vadede enflasyon beklentilerine yukarı geldi bir dünya. İşin bir de bir boyutu var. Bir de Çin var. Aslında dünyada şu an odadaki fil diyebileceğimiz en büyük aktörlerden biri. Orada büyük hamleler geldi. Şimdi ama sıradaki hamle herhalde orada böyle ciddi bir mali teşvik gelir mi? Sıradaki beklenti o. Buradaki aslında kasıt da biraz böyle tüketimi canlandırıcı, halkı tekrar tüketime yönlendirici hamleler aslında bekleniyor. Şu ana kadarki yapılan hamleler bayağı oldukça büyük hamleler, ama şimdi yatırımcıları o kadar da böyle çok inanılmaz cezbetmiş değil bu. Bunun bir devamında olması bekleniyor açıkçası. Peki Emrah, o zaman bu yıl şimdi biraz daha böyle faiz farklarından dolayı az önce söylemiş olduğun işte Avrupa Merkez Bankası'ndan belki yıl sonuna doğru bir tane daha 25 bekleniyor. Fed'in ne yapacağını hala bilmiyoruz, tam olarak kesin değil. Az önce söylediğim bu faiz farklarından dolayı tabii bunun etkileri pariteler oluyor, kurlar üzerinde oluyor. Şimdi biraz daha böyle hani hangi para biriminin hangi faizin daha yüksek olacağı, hangi ülkenin ne yapacağını tam öngörülemediği bir yılda değişik bir aslında 2025'e biraz da zor bir gündemle yine girmiş olacağız. Önümüzdeki senenin sence konusu asıl ne olacak? Yani faiz yine faizler üzerinden, yani devlet tahvilleri üzerinden mi, işte para birimleri üzerinden mi ve tabii bunun piyasalara genel olarak varlıklara yansımasının nasıl şekillenmesini bekleriz? Yani daha önce işte az önce Çin'i de söyledin. Hangisinin daha şanslı olmasını beklersin? Vallahi ben biraz aslında enflasyon teması tekrar gündeme gelebilecek diye bir beklentim var açıkçası. Hem bu özellikle mesela Trump seçilirse bu tekrar işte yani bütçe açıklarının biraz patlayacağı, ekonomi zaten toparlıyor şimdi. Yani genel kanının aksine son 1,5-2 aydır ekonomik veriler fena gelmiyor ABD'de. İşte tarım dışı, bu işte işsizlik maaşı başvuruları vesaire. Hard data dediğimiz daha böyle direkt ekonomiden ölçülen veriler hiç fena değil. Yani beklentilere göre fena değil. Yani çok anormal sıcak bir ekonomiden bahsetmiyorum, ama gene büyümenin fena olmadığı bir ortamdayız. Üstüne eğer bu Çin'de yapılan hamlelerin devamı gelip biraz da tabiri caizse ekonomide biraz dikiş tutarsa onun da bir dünyaya ekstra bir ekonomileri ısıtma etkisi olabilir bir noktada. Bence biraz sanki bunları konuşacağız. Yani çok fazla faiz indirimi fiyatlara girdi. Biraz o gerisin geriye yukarı dönüyor. Avrupa Birliği biraz ayrı. Hatta en son Lagarde da toplantıda söyledi, ECB başkanı. Bizim riskler şu an aşağı yönlü aslında. Yukarı yönden ziyade Avrupa enflasyonu için dedi. Öyle bir ortamda tabii ki Euro zayıf halka olacak biraz. Negatif ayrışacak para birimi olabilir. Veya Avrupa ekonomisi de görece daha negatif ayrışabilir, ama
Çin'de bir toparlanma olur. Amerika'da da eğer bu bahsettiğimiz gelişmeler olursa dünya tekrar biraz aslında hala faiz seviyeleri acaba yüksek mi kalacak? Ve enflasyon aslında o kadar da kolay çözülmüyor mu acaba noktasında kendini bulabilir gibi geliyor bana. Şu an çok fazla konuşulmuyor bu konu ama bir noktada bu tekrar riskli varlıkları biraz rahatsız edebilir diye düşünüyorum. Emrah, peki Türkiye'yi de biraz değerlendirelim istersen. Şimdi Türkiye'de de tabii konu faizlerin yüksekliği, gelen bilançolarında etkilerini görmeye daha fazla başladık 3. çeyrek bilançolarında. Faiz indirimlerinin ne zaman olacağı belirsizliğini koruyor. 2025 yılının ilk çeyreğine kalmış gibi gözüküyor. Tabii buradan hareketle piyasalarda ne beklemek lazım, nasıl şekillenir? Genel olarak Türk piyasası adına çok böyle olumlu günlerden geçmediğimizi de görüyoruz ama buradaki konuyu da yine faizler mi belirleyecek? Yani küreselde bütün konuyu da yurt içinde olduğu gibi de faiz ekseninde mi şekillenecek tüm varlık fiyatlamaları? Bizde de müzmin enflasyon sorunumuz var. Aslında ana faktör o gibi. Orada da hatta enteresan, çok da hoş olmayan şekilde ilerliyor biraz. Ya hoş olmayandan kastım şu: beklemediğimiz yerden ekonomik daralma. Sanayi tarafından bir ekonomik daralma içindeyiz. Ama iç talep aynen. Mesela bizde de perakende satışlara falan bakalım örneğin. Aynı hızla devam ediyor. Oradaki trend sürüyor. Sanayi tarafı ciddi anlamda yavaşlamış durumda. Ve belli ki bu iç tüketim hala o kadar etkilenmedi. Genel bir mutabakat yok aslında. Yani enflasyon konusunun çözüleceğine dair. Özellikle hane halkında hala beklentiler yüksek. Harcama eğilimi sürüyor. Enflasyon ana problem. Yani orada aylık böyle bir %1-1,5 gibi rakamları görmeye başlarsak biraz o bir umut olabilir. O da tabii doğal olarak faiz indirimlerini gündeme getirecek hızlıca. O zaman belki borsa için biraz daha bir yeşil ışık olabilir gibi ama şimdilik ucuzluk yetmiyor bizim borsa için. Fiyat kazanç oranları çok düşük ama o FK'lardaki K kısmı da aşağı geliyor son dönemde. Bayağıdır, birkaç aydır. İşte hatta önümüzdeki dönem için böyle analistlerin tahminleri de o yönde. Üçüncü, dördüncü çeyrek bile muhtemelen bilançolar için çok iyi geçmeyecek gibi görünüyor. Orada ana böyle katalizör herhalde enflasyon rakamında böyle iyi bir seyir görmemiz olur diye düşünüyorum ama şimdilik bayağıdır bir onu göremedik maalesef. Hep uzun zamandır aylık böyle 3 civarı enflasyon patikalarına bir oturduk. Onun artık böyle 1 civarı rakamlara falan gelmesi lazım ki herhalde ondan sonra artık bu faiz indirimleri de gelse bile bu credible cut dediğimiz biraz da böyle piyasanın da beklentisiyle beraber faiz indirim döngüsüne girersek orada biraz Türk varlıklarına ilgi daha da artacak diye düşünüyorum. Şimdilik faiz indirimi olsa bile herhalde alan da sınırlı olacak gibi yani. İndirimden kastım mesela faizlerin gelip 40'a oturması mı yoksa böyle 15-20'li seviyelere doğru bir geliş mi? Henüz bunun için bir şey söylemek erken. Bu patikanın hızı ve şiddeti önemli olacak. Onda da bize herhalde enflasyon rakamları yol gösterecek diye düşünüyorum. Ya o zamana kadar peki ucuzluk hikayesiyle ilgili ne söylenebilir? Bir de bu ucuzluk hikayesinin işe yaraması için mutlaka bilançolarda ya da işte büyümede mi etkisini görmek lazım? Tam olarak söylediklerini anladığım bu ama teyit etmek için soruyorum. Tabii ki. Yani faize nazaran burada da biraz bir cazibe oluşması lazım. Hı. Onda da evet, şirketlerin bu karlılıkları, bu earninglerin en azından bir yerde bir dip yapıp bir toparlanma emarelerinin olması lazım. Veya şu an yaşadığımız belki hafif bir resesyon belki diyebiliriz veya sanayi tarafında resesyon, ekonominin kalan kısmında belki çok yok ama o nerede dip yapacak biraz onunla ilintili. Onu da yani zamanlamasını yapmak hakikaten kolay değil. Çok ucuzuz ama çok fazla da negatif risk faktörü var tabii. Bunun senin de dediğin gibi nerede bu karlılıklar biraz dip yapar, toparlanmaya geçer, biraz piyasanın biraz önünü görmesi lazım herhalde orada. Peki sen ilk faiz indirimini ne zaman beklersin? Ben de şu anki resimde gördüm herhalde sanki Ocak ayı gibi duruyor. Ama tabii ki beklemediğimiz sürpriz bir enflasyon rakamı olursa tabii ki değişir. O da sürpriz olur herhalde gerçekten, evet, diye düşünüyorum. Emrah, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için, değerli görüşlerin için. ArfGap kurucu ortağı Dr. Emrah Ahi bizimle birlikteydi efendim. Evet, haberimizle devam ediyoruz. IMF'den geçtiğimiz günlerde oldukça önemli açıklamaları da takip etmiştik. Genel olarak küresel büyümede görünüme dair önemli bilgiler paylaşmıştı ve özellikle Uluslararası Departman Direktörü Alfred Kammer para politikasındaki kısıtlayıcılığı azaltmak için daha erken olacağını ifade etti. Bazı görüşlerde aslına bakarsanız parasal kısıtlamanın hala erken olabileceği yönünde ve Türkiye'de de yine enflasyonla bağlantılı sorunlardan birinin geçmiş enflasyon gelişmelerine dayalı asgari ücret artışları olduğunu da belirtti. Asgari ücretini artık konuşmaya başladığımız bu günlerde gelen açıklamalar önemli. Haberimizi izliyoruz.
IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantıları kapsamında Avrupa bölgesi ekonomilerine ilişkin basın toplantısında Türkiye ekonomisine ilişkin Anadolu Ajansı'nın sorusu üzerine Alfred Kamer, geçen yıldan bu yana Türkiye'deki politika değişiminden oldukça olumlu etkilendik dedi. Politika değişiminin sonucunda kriz riskine yönelik kırılganlığın bu sürede büyük ölçüde azaldığına işaret eden Kamer, enflasyonun da artık düşüş eğiliminde olduğunu kaydetti. Enflasyonla mücadelenin henüz kazanılmadığını belirten Kamer, bu sıkı para politikasının sürdürülmesi gerektiği ve para politikasındaki kısıtlayıcılığı azaltmak için erken olacağı anlamına geliyor diye konuştu. Kamer, gelir politikalarına odaklanılmasını tavsiye etmeye devam ettiklerini kaydederek, Türkiye'de enflasyonla bağlantılı sorunlardan birinin geçmiş enflasyon gelişmelerine dayalı asgari ücret artışları olduğunu ifade etti. Asgari ücret anlaşmalarının artık yılda bir kez yapılması ve ileriye dönük bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini belirten Kamer, böylece bu önlemlerin ikinci tur etkisinin önlenebileceğini aktardı. Alfred Kamer, genel olarak Türkiye'deki ekonomi ekibine iyi iş çıkardıklarını söylemeliyim. Bu çalışmanın devam etmesi ve politikaların sürdürülmesi gerekiyor. Türkiye halkı için sancılı bir dönem ve politika yapıcılar için zor bir dönem ancak kriz riskini azaltmak ve enflasyonu düşürmek için bu gerekli ifadelerini kullandı. Evet, haberimizi izledik. Biraz piyasalara göz atalım. Şu anda Borsa İstanbul 8.838 puanda olduğunu takip ediyoruz. Bugün gelen önemli bilançoları izlemiştik. Akbank'ın bilançosunu takip etmiştik. Akbank hala puan bazlı katkılarda en yüksek desteği veren hisse şu anda. Çimsan'ın da keza bilançosunun olumlu olduğunu okumuştuk. Piyasa beklentilerine paralel bir getiri kar rakamı açıklasa da özellikle bilanço yönetiminin olumlu olduğu şirketlerden bir tanesiydi. Diğer tarafta bugün haber akışları olan Stellantis Birleşmesi'nin ertelendiği Tofaş ve onun etkilediği Koç Holding hissesinde ise puan bazlı en büyük düşüşlerin olduğunu görüyoruz. Buna eşlik eden de BİM hissesinin olduğunu yine takip ediyoruz. Perakende hisselerinden bir hissenin bu tabloda olduğunu görüyoruz ve bunun yanında da Coca-Cola içecek hissesinde yine puan bazlı düşüşlerde en büyük etkisi olduğunu görüyoruz. Evet, piyasaları böyle özetledikten sonra ben de Cumhuriyet Bayramımızı kutlayarak bitirmek istiyorum. Haftaya yayınlarda olmayacağım. Dolayısıyla Cumhuriyet Bayramımız şimdiden kutlu olsun. Cumhuriyetimizin ikinci asrının ilk yaşı diyeyim. En güzel, en anlamlı bayram. Bayramımız kutlu, Cumhuriyetimiz sonsuz olsun.